Bu videoda size hücresel solunumdan bahsetmek istiyorum. Hücresel solunum çok da havalı bir şey gibi görünse de aslında besinlerden aldığımız maddelerin koşmak, vücut sıcaklığımızı ve vücut homeostazımızı korumak için enerjiye dönüştürüldüğü kimyasal süreçlerden başka bir şey değildir. Hücresel solunumun kimyasına girecek olursak bu arada bunun bir genel bakış videosu olacağını da hemen söylemek istiyorum. İşe hücresel solunumun kimyasal formülüyle başlayacağız. Bu süreç belirli adımlardan meydana gelir ve bu adımları bir arada ele aldığımızda bir bakalım burada glikoz var. Oksijen kullanarak ki koşarken ya da egzersiz yaparken hücresel solunumun devamlılığı için daha çok soluk almamızın sebebi de budur. Ne diyordum? Oksijen eşliğinde ortaya karbondioksit, biraz su ve biraz da enerji çıkar. Karbondioksiti dışarı verebilmek için de benzer şekilde daha çok soluk veririz. Enerji ısı enerjisi formundadır. Bu sayede özellikle de hava soğukken vücut sıcaklığımızı koruyabiliriz. Enerji aynı zamanda ATP formunda da elde edilir. Peki ATP nedir sorusunu soruyor olabilirsiniz. Bu sorunun cevabını verebilmemize yardımcı olması için ekrana bir ATP molekülü getireceğim. Hemen yanına da bir glikoz molekülü. Bu moleküllerin yapılarını ezberlemenize gerek yok. Glikozu farklı moleküllere dönüştürebildiğimizden başka bir deyişle glikozdaki bağları koparıp atomlarının başka şeylerle bağ kurmasını sağladığımızda ortaya bir miktar enerji çıkar. Anlaştık mı? Bu enerji de iki fosfat grubu olan bir ADP ile üçüncü bir fosfat grubunun birleşmesini sağlamak için kullanılabilir. Bu neden faydalı olabilir? daha kullanılabilir olan bir enerji formuna neden ihtiyaç duyuyoruz? Biyoloji serüveniniz devam ettikçe bunun gibi ATP moleküllerinin bir fosfat grubu kaybedip bu grubun başka moleküllere bağlanmasını sağlayarak enerji açığa çıkardığını göreceksiniz. Bu enerji kaslarımız ve diğer biyolojik süreçler tarafından çalışabilmek için kullanılır. Bu sürecin adımlarını da daha iyi anlayabilmek için gelin hücrenin stoplazmasına girelim. Glikoliz adı verilen tepkime burada gerçekleşir. Bu arada glikoliz, glikozun parçalanmasıdır. Not ediyorum, glikoliz. Glikoliz, her bir glikoz molekülünü piruvat adı verilen iki moleküle parçalar. Detaylara farklı videolarda gireceğiz. Ancak sadece bu adımla bile bir miktar ATP üretildiğini ve NADH adı verilen moleküllerin üretilmesine yardımcı olunduğunu bilmenizi istiyorum. Her şeyin kulağınıza biraz karmaşık geldiğinin farkındayım. NAD artı adı verilen molekülün neye benzediğini de hemen göstereyim. Yine de çok detay düşünmenize gerek yok. NAD nitokinamid adenin dinükleoit'tir. ATP ise adenozin trifosfattır. Bu moleküler bileşenlerin biyolojinin çok farklı alanlarında karşımıza çıktıklarını göreceğiz. Adenozin aynı zamanda DNA'nın oluşumunda da önemli bir role sahiptir. Bu moleküllerin birçok farklı yerde kullanıldığını bir kere daha söyleyeyim. Hücresel solunuma geri dönecek olursak bu NAD artı molekülüne 2 hidrojen protonu ve daha da önemlisi 2 elektron eklediğimizde bu molekül NADH olarak şekilde indirgenir. İndirgenmenin elektron kazanma olduğunu da hatırlatayım. Bu iki elektronun ilgi çekici olmasının sebebi NADH'dayken enerji seviyelerinin oldukça yüksek olmasıdır. Bu elektronlar farklı moleküllerdeki daha düşük enerji seviyelerine geçtiklerinde ATP üretimi gibi faydalı işler yapabilirler. Başka bir deyişle bunu bir enerji aktarımı olarak düşünebilirsiniz. Glikoliz doğrudan ATP üretir. NAD artının indirgenmesini sağlayarak da NADH üretir. Bir sonraki aşamada ya da adımda mitokondriyi ziyaret edeceğiz. Mitokondriler hücrelerin enerji santralleri olarak da bilinirler. Piruvat mitokondri matrisine girer ve sitrik asit döngüsü başlar. Sitrik asit döngüsü glikoliz sonucu elde ettiğimiz piruvatın bir türevini kullanır. Yine detaya gerek yok ancak bahsi geçen molekülün adı asetil koA. Bu molekül birçok dönüşümden geçer. Sitrik asit döngüsünün bir döngü olmasının sebebi asetil koA ile etkileşimde bulunan bazı moleküllerin bulunması ve bu dönüşümlerin sonucu da Hepsinin başladığı yere geri dönüyor olmasıdır. Döngünün adının sitrik asit olmasının sebebi ise bu aracılardan birinin sitrat olmasıdır. Bu süreç sonucunda çok daha büyük oranda ATP ve nataş üretilir. Bu süreç farklı bir molekülde benzer şeyler uygular. Bu detayı bilmenize gerek yok. Ancak bahsettiğim bu diğer molekül olan flavin adenin dinükleoid yani FAD. Artık iki hidrojen protonu artı iki elektrondan bir. FATH2 elde edilir. Bu da oldukça ilgi çekici bir molekül ve buradaki iki elektronun da enerjileri oldukça yüksek olduğundan geçirdikleri dönüşümler sonucu yine faydalı bir iş olan enerji aktarımında görev alırlar. Elimizde birkaç ATP, NATH ve FATH olduğunda elektron taşıma zinciri adı verilen adıma geçeriz. Bu adımda elektronlar yüksek enerji seviyesinden Buradaki zar boyunca molekülden moleküle aktarılır ve bu süreç içerisinde etkileşimde bulundukları proteinler bu enerjiyi mitokondrinin zarları arasında bu alana hidrojen protonu pompalamak için kullanırlar. Hidrojenlerin konsantrasyon gradyanları sebebiyle başka bir enzim salgılanır ve bunun sonucunda da ATP üretilir. Kulağa ve göze oldukça karmaşık geldiğinin farkındayım. Bunun bir genel bakış videosu olmasını istiyorum ancak Bunları gördükten sonra kafanızın soru işaretleriyle dolduğunun da farkındayım. Önemli olan glikozun enerji depolayabilen bir molekül olduğunu ve bizim bu enerjiyi doğrudan kullanmadığımızı bilmeniz. Glikozdan hücrelerin kullanabileceği bir enerji formu olan ATP'nin elde edilmesi için hücresel solunum adı verilen bu sürecin gerçekleşmesi gerekir. Bahsi geçen adımlarda ısı da açığa çıkar ve bu ısı da yine hücre tarafından kullanılabilir son olarak glikozun aldığımız besinlerden yalnızca biri olduğunu ve videonun başında bir ekmek resmi gösterdiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Karbonhidratlar glikoz gibi basit şeker zincirlerinden oluşan moleküllerdir. Proteinler ve yağlarda enerji için kullanılırlar ve bu moleküller uyumlanarak hücresel solunuma farklı noktalardan dahil olurlar. Ancak bir noktada tüm bu süreç olduğu gibi devam eder. Yani farklı moleküller için farklı adımlar söz konusu değildir. Bu son demiştim ama son değilmiş. Size son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Glikoliz geçiren glikozdan bahsettik. Piruvat da mitokondriye giriyordu. Peki ya oksijen? Oksijen sürece hangi noktada dahil oluyor dersiniz? Oksijen elektron taşıma zincirinin sonundaki elektronik sektördür. Elektronların yanında hidrojen protonlarını da kabul eder. O halde oksijeni elektron taşıma zincirindeki bir girdi olarak düşünebiliriz. Bu elektron ve hidrojen protonlarını aldığında da çıktının ne olacağını tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Hidrojen protonlarına ve elektronlarına bir miktar oksijen eklerseniz su elde edersiniz. İşte burada. Peki ya karbondioksit? Karbondioksit ise sitrik asit döngüsünün çıktılarından biridir.